Afgan göçmenlerin geldiğini görüyoruz. Van olunca da Ruşen Takva'ya dönmek istiyorum. Karşımızda hemen kendisi ve son zamanlarda yaşanan gelişmeleri en yakinen takip eden isimlerden biri, bir gazeteci. Ruşen, önce ben yanlış söylemiş olmayayım, doğrudur değil mi? Son günlerde burada birazcık düşüş söz konusu göçmenler konusunda. Ama bu demek değil ki Kabil'de bugün itibariyle yaşananlarla birlikte önümüzdeki günlerde bunun patlaması olmayacak. Bir diğer taraftan da Ruşen, senden özür diliyorum. Hemen yan tarafa da döneceğim. Arif Keskin, Orta Doğu uzmanı. Zira İran konusunda da çok önemli bilgilere sahipsiniz. Kendisinden alacağım. Yayınımıza hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Ruşen'le başlamak istiyorum. Ruşen, şu anda bulunduğu nokta sınır mı? Van'ın köylerine yakın bir bölgede misin? Sınır köylerine? Yok yok, şu an kent merkezindeyim. Sınıra doğru hareket etmek üzereydik. Hava bozdu. Orada bir şey alamayacağımızı düşündüğümüz için erteledik şimdilik. Önümüzdeki günlerde tekrar sınıra gidip son durumu daha da netleştirmek için yeniden bir yolculuk planlamamız var. Zira bunu yapmamızın amaçlarından birisi de yaşanan her şey her gün anında değişiyor. Günlük bir güncelleme oluyor ve bilgiler, yaşanılanlar her gün değişiyor. Senin de dediğin gibi sınırdaki geçişler şu an için azalmış durumda ki nitekim geçtiğimiz hafta Van Valiliği'nin yaptığı bir açıklamaya göre sınır geçişlerinin %50 azaldığını söylediler. Fakat bu açıklamalar genelde teknik açıklamalar oluyor. %50 azaldı ama hangi sayıdan %50 azaldığına dair bir bilgi verilmedi. Mesela 10 bin kişiden mi %50 azalmıştı, 100 kişiden mi %50 azaldı? Bununla ilgili şeffaf bir bilgi gelmiyor. Dolayısıyla biz haftada 2 sefer veya 3 sefer sınıra gidip bu bilgileri netleştirmeye çalışıyoruz. Bugün de öyle bir niyetimiz vardı. Fakat gittiğimiz bölgeden henüz bir bilgi alamayacağımızı düşünerek erteledik. Peki sınırdan geçişler azaldı. Bu nasıl gerçekleşti ve bu azalma bir rahatlamaya sebep verebilir mi? Artık insanlar artık sınırdan kimse geçmiyor diyebilir mi? Hayır, bunu söylemek için zaten çok erken. Çünkü sınırda güvenlik önlemleri yapılan haberlerin ardından arttırıldı. Sadece Van-İran sınırında 44 karakol var. Bunlara ek tedbirler alındı. Üstelik yeni bir kolluk ve korucu görevlendirilmesi başlandı. Dolayısıyla bu noktada bir azalma var ama bu tek başına, şunu söyleyeyim, güvenlik önlemlerinden mütevellit olan bir azalma değil. Kaçakçılar da gündemi yakından takip ettikleri için onlar da geçişleri şimdilik durdurmuş durumdalar. Yani güvenlik önlemleri bu durumu biraz azaltmış ama kaçakçılar da inisiyatif almışlar. Onlar da mülteci getirmek istemiyorlar. Şimdi şöyle bir sistemden bahsediyoruz aslında değil mi? Hani kaçakçılar da bir taraftan yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Güvenlik önlemlerini aldığı önlemleri de takip ediyorlar. Ve şu anda görece durdurmuş durumdalar geçişleri diyorsun. Ama bu demek değil ki İran sınırı içerisinde bekleyen göçmenlerin önümüzdeki süreç içerisinde yeniden Türkiye'ye yönelmeyeceği. Tam onu söyleyecektim. Şimdi zaten Afganistan'da sizin haberin girizgahında yaptığınız gibi artık Kabil neredeyse düşmüş durumda. Bu beraberinde yeni bir göç dalgasını da getirecek. Fakat Afganistan'dan Türkiye'ye yürümenin, gelmenin en az 12 gün sürdüğünü de göz önüne alırsak, henüz oradan yola çıkmış ama sınıra yanaşmamış, sınıra gelmemiş binlerden bahsedebiliriz. Daha da önemli nokta, Türkiye-Van sınırı bir şekilde engellendi. Fakat engellemekten kasıt günlük 1500 geçişken engellendi. Şimdi 250-300-500 arasına düştü. Yine bir geçiş var. Fakat 1500'e göre gerçekten ciddi anlamda bir düşüş var. Fakat peki gelen, her gün gelen 1000 kişi ne oluyor? Bu da geliyor şu an Türkiye-İran sınırında, İran topraklarında, İran'ın sınır köylerinde her gün sayı giderek artıyor. Bu şöyle bir riski de beraberinde getiriyor. Hem kaçakçılar, hem göçmenler, hem de İran devleti bir açık arıyor, bir boşluk arıyor. Çünkü biz İran'da mültecilerin devrim muhafızlarının eliyle de sınıra getirildiğini, ciddi rüşvet ağına bulaştıklarını biliyoruz. Gelen haberler öyle İran'dan. Dolayısıyla bir açık bulunduğu anda belki de bir gecede bu sefer o şişen sayı birden akacak gibi görünüyor. Dolayısıyla dediğim gibi hem kaçakçılar, hem İran devleti, hem de mülteciler bir boşluk aramaya başladılar. Mevcut rotalar deşifre olduğu için şu an oralar kullanılmıyor ama Van'ın hem kuzeyinde hem güneyinde kaçakçıların da eliyle yeni rotalar aranmaya başladı. Biz de her gün sınırlara, haftada 200 sene sınıra giderken yeni rotaları takip etmeye çalışıyoruz. Geçişlerin hangi gün, ne zaman olacağını tahmin etmeye çalışıyoruz.
Fakat bu sıkışıklık devam ederse, sorun kaynağından çözülmezse, Afganistan'dan yola çıkan, 22 gün önce yola çıkan insanlar da dün İran sınırına geldi. Bugün yola çıkanlar da yaklaşık 20 gün sonra yine Türkiye sınırının kapısına dayanacaklar. Bu noktada Sayın Takva, sanırım şu çok önemli. 22 gün önceden bahsediyor. Sen de aktardın. 12 günle aslında 22 günlük bir süre zarfı. Afganistan'dan çıkarak İran güzergahını kullanan, ardındansa Türkiye'ye Van'a gelen, İpek Yolu ilçesi üzerinden gelen göçmenleri değerlendirdiğimiz vakit. Ama 22 gün önce Taliban'ın vilayet merkezlerine yönelimi bu kadar değildi. Son 8 gün içerisinde Taliban 18 vilayet merkezini ele geçirdi. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki süreç içerisinde bu vilayet merkezlerinden kaçacaklar. Ya da Kabil eğer düşerse, Kabil'i Taliban alırsa bundan sonra yaşanacaklar. Belki de çok ciddi önlemlerin sınırda alınmasını gerektiriyor, değil mi? Evet, bu da demektir ki 8 gün önce vilayetlerin kontrolünü altına alan Taliban'dan kaçanlar yaklaşık 12 gün sonra, ki zaten yola çıktılar demektir bu, 8 gün önce yola çıktılar demektir. O yaklaşık 12 gün sonra o kaçanların tamamı Türkiye sınırına giriş yapabilir. Fakat şöyle ilginç bir detay var Mehmet Faluk, şunu da söylemek lazım. Daha önce de Afganistan, 2001 yılında Afganistan'dan kaçan 8 milyon göçmen Türkiye'yi değil Pakistan ve İran'ı tercih etmişti. Bunların içerisinde hala bir kısmı İran'ı tercih ediyor. Pakistan zaten bütün sınır kapılarını kapattı ve biz mülteci sayısını doldurduk, kimseyi alamayız diye bir açıklama yaptılar. Dolayısıyla Afganistan'dan yola çıkan göçmen grubu Pakistan, Belucistan, İran üzerinden, yani iki ülke daha geçmek zorundalar. İki ülke geçerek Türkiye'ye geliyorlar. Bir kısmı İran'da da durabilir. Ancak gelenler arasında görüştüğümüz, röportaj yaptığımız göçmenlerde 20 yıl evvel Taliban'dan kaçan ve İran'a sığınan göçmenler de bu göç dalgasıyla beraber onlara katılmışlar. Onlar da İran'dan kaçmaya başlamışlar. İran'da da daha önce kaçmış, yani 2001 yılında kaçmış 3 milyon mülteci var. Onların da artık peyderpey, parça parça Afganistan'dan gelen gruba katılıp Türkiye'ye gelmek arzuları olduğunu biz yaptığımız röportajlarla da gördük. Senin aktardığın gibi aslında ben de bu noktada çok dikkatimi çeken bir görüntü olmuştu. Görüntü içerisinde bir Afgan göçmen, Özbek olduğu konuşmasından belli oluyordu. Daha önceden de İran'da çalışmaya ve yaşamaya devam ettiğini, ama kaçak olarak yaşamaya devam ettiğini, bu sefer ise İran devrim muhafızları tarafından yakalanarak Türkiye sınırına bırakıldığını söylemişti. Bu çok dikkat çekici bir nokta. O yüzden bu noktada Arif Keskin'e de dönmek istiyorum. Zira İran konusunda yaptığınız önemli çalışmalar da var. İran'ın bu tavrını nasıl değerlendirmek lazım Sayın Keskin? Şimdi İran'ın zaten Afganlılar göçmen konusunda siyaseti uzun süredir nettir yani. Bir defa İran'da resmi rakamlara göre 3,5 milyon. Ama gayri resmi Sayın Keskin, sizi bölmek istemiyorum ama son dakika gelişmeyi aktarmakta fayda var.